Herkese merhaba. Avrupa tarafında koronavirüs sebebiyle uygulanan yasakların uzatılmasıyla düşüş yaşayan parite gün içinde Almanya'dan ve Euro bölgesinden gelen PMI verilerindeki artışın ardından 1.1844 direncini test etti. Tekrar satıcılı seyrini sürdüren paritede 1.1776 desteği hedef alınabilir. 1.1855 kırılırsa 1.20 direncini konuşabiliriz. Sterlin tarafına değinecek olursak, bugün İngiltere tarafından gelen imalat, hizmet ve bileşik PMI verileriyle parite bir miktar hareketlense de 1.3732 direncini kıramayarak tekrar düşüşe geçti. Düşüşün devamında 1.3596 desteğini hedefliyoruz. Parite 1.3732'yi kırarsa 1.3938 direnci hedef alınabilir. Kur tarafına bakacak olursak, Londra swap piyasasında TL faiz oranı dün %1400'e yükselerek son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Güne 7.88 seviyesinde başlayan kur, TL faiz oranı ile ilgili haberlerin ardından gün içinde 8.03'e kadar yükseldi. Eğer 8'in üzerinde kalıcı hareketini sürdürürse 8.18 direnci hedef alınabilir. Geri çekilme olması durumunda ise 7.69 kademesini görebiliriz kurda. Ons altın ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %1.60'a kadar çekilmesiyle 1.742 direncini test etti. Piyasa gerginliğiyle şu an hani düşüş göstermeye bir miktar daha devam ediyor. Satıcılı seyrin devamında 1.725 desteği önemli seviye. 1.740'ı kırması durumundaysa yükselişte 1.747 seviyesini takip ediyoruz. Petrol tarafına gelecek olursak, petrol fiyatı Avrupa'da artan vaka sayısı ve stoklarda yaklaşık 3 milyon varil artış açıklamasıyla 57 seviyelerine kadar düştü. Şu an 59 seviyelerinde yatay seyreden petrol, bugün açıklanacak ham petrol stoklarının ardından düşüşe geçerse tekrar 57-69 desteğini görebilir. Yükselişte ise 60-35 seviyesini hedef alabiliriz. Son olarak DAX'a değinecek olursak yine Almanya'nın ardından Hollanda'dan gelen karantina haberleriyle endeks hafta başından bu yana düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. Satıcılı seyrin devamında 14.400 önemli destek seviyesi, yükseliş yönünde bir harekette ise 14.975 seviyesini takip edebiliriz. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler.